Kronik hastalık anemisi, hastaneye başvuran anemi hastaları arasında en yaygın olan ikinci anemi türüdür. Ayrıca bu da bir mikrositik anemi türü. Bunun anlamı şu. Kronik hastalık anemisi hemoglobin üretiminde karşılaşılan bir sorundan kaynaklanıyor. Çünkü biliyoruz ki tüm mikrositik anemiler hemoglobin üretimindeki sorunlardan kaynaklanır. Bu hastalıkla ilgili çok önemli ikinci bir nokta da şu. Kronik hastalık anemisi daima ama daima bir enflamasyonla ilgilidir. Yani bu hastalığın oluşması için vücudun bir yerlerinde bir enflamasyon olması şart. Kronik hastalık anemisi hepsidin adlı bir molekülle de çok yakın ilişki halinde. Hepsidin bir polipeptittir. Bu molekül aslında karaciğer tarafından üretilen ve vücudun ana demir düzenleyicisi olarak görev yapan bir amino asit zinciridir. Düzenleyici derken şunu kastediyorum. Serum demir seviyesi düşükken yani vücuttaki demir seviyesi azalmışken hepsidin üretimi düşüktür. Öte yandan vücudun demir depoları dolup taşıyorken yani vücuttaki demir seviyesi gereğinden fazlayken karaciğer hepsidin üretimini artırır. Bunu yapar çünkü hepsidin daha sonra serum demirin azaltılmasını sağlayacaktır. Hepsidin serum demirini azaltma işlemini birkaç farklı yolla yapabilir. Hepsi dinin serum demirini nasıl azalttığını anlamak için sanırım demirin fizyolojisine hızlıca bir kez daha bakmamız lazım. Demirin duodenumdan nasıl emildiğinden bahsetmiştik. Ama şimdi anlatacağım şeye değinmemiştik. Duodenumdaki bu hücrelerin tabanında ferroportin adı verilen bir kanal bulunuyor. Ferroportin normalde demirin duodenumdaki bu hücrelerin içinden geçerek kana karışmasını sağlıyor. Ama... Demir fazlası durumunda hepsidin gelip feroportin kanallarını bloke ediyor. Böylece de demir emilimini kısıtlamış oluyor. Bu serum demir seviyesinin azaltılmasında hepsidinin oynadığı ilk rol. Şimdi ekranı azıcık aşağı kaydıracağım. Evet. İkinci olarak karaciğere bir bakalım. Karaciğerde bir kan damarı var. İçinden de doğal olarak kan akıyor ve biz biliyoruz ki kanın içinde çok sayıda kırmızı kan hücresi bulunuyor. Bu kırmızı kan hücrelerinin her biri yaklaşık 120 günde bir ıskartaya çıkartılıyor yani emekli ediliyor ve karaciğerdeki makrofaj adı verilen hücrelerce parçalanıyor. Şimdi biz kırmızı kan hücrelerinde bol miktarda hemoglobin olduğunu biliyoruz. Hemoglobinin merkezinde de demir var. İşte bu kırmızı kan hücrelerinin parçalanmasıyla açığa çıkan demir çöpe atılmıyor. Bir kenara konuyor ve daha sonra yeni kırmızı kan hücrelerinin yapımında kullanılmak üzere geri dönüştürülüyor. Bu senaryoda hepsidin gelip bu parçalanma sürecini engelliyor. Kırmızı kan hücrelerinin parçalanmasına engel oluyor. Bu sayede ortaya çıkacak demir bir kenara konup daha sonra geri dönüştürülmemiş oluyor. İşte serum demirinin azaltılmasında hepsidin'in oynadığı ikinci rol de bu. Şimdi de ekranı biraz sola kaydıracağım. Evet. Hepsidin'in görevini hızlıca bir özetleyelim. Hepsidin ilk olarak 12 parmak bağırsağındaki demir emilimini kısıtlamak ve ikinci olarak da karaciğerde kırmızı kan hücrelerinin parçalanmasını engelleyerek geri dönüşümü azaltmak suretiyle serum demirini azaltıyor. Normal insanlarda hepsidin artan serum demirini dengelemek için salgılanıyor. Başka bir deyişle vücudun demir fazlasıyla mücadele etme mekanizması hepsidin. Kronik hastalık anemisinde ise hepsidinin salgılanması için herhangi bir enflamasyon durumu yeterli oluyor. Yani bu anemi türünde enflamasyon varsa hepsidin de var. Peki, öncelikle enflamasyon nedir? Bunu bir konuşalım. Enflamasyon Türkçe'de yangı veya iltihaplanma olarak da geçer. Mesela enfeksiyon bir enflamasyon durumudur. Çünkü vücudumuz bizi enfeksiyonlardan korumak için enflamatuar yani yangılı bir tepki verir. İltihap yaratır. Ayrıca mesela kanseri de buraya yazabiliriz. Kanserin de kötü etkileri enflamatuar durumlardır. Sonra otoimmün hastalıklar. Otoimmün hastalık denince akla ilk gelen örnekler romatoid artrit veya lupus olabilir. Ama herhangi bir otoimmün hastalık da aynı etkiyi yaratabiliyor. Bunlar en sık rastlanan enflamasyon nedenlerinden sadece üçü. Ama aynı tepkiye yol açan başka bozukluklar da var. Konumuza dönecek olursak vücutta bir enflamasyon kaynağı varsa vücut sitokin yani küçük sinyal molekülleri salgılıyor bu sitokinler hepsidin üretiminin artmasına neden oluyor üretilen bu hepsidin demir emilimini ve geri dönüşümünü kısıtlayarak serum demirinin azalmasına yol açıyor sanırım buraya kadar her şey tamam değil mi evet şimdi serum demirinin azalması hemoglobin üretiminde bir düşüşe yol açıyor ve hemoglobin miktarı azalınca anemi ortaya çıkıyor işte enflamatuar bir durum veya kronik bir hastalık anemiye bu şekilde neden oluyor. Burada sanıyorum bir noktayı açıklığa kavuşturmadık. Bir enflamasyon durumuna tepki olarak serum demirinin azalması niçin gerekiyor? Bu süreç niçin bu şekilde işliyor? İşte bunun cevabı çok önemli. Mesela enfeksiyon durumunda demir bakterilerin gelişmesine neden oluyor bakterilerin çoğalması için temel bir besin işlevi görüyor. Buna karşılık olarak vücut çok akıllıca davranarak demiri kendisinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Bakteriler demiri kullanarak çoğalmasın diye hepsini salgılayarak demiri uzaklaştırıyor. Bunun aynı kanser ve otoimmün hastalıklarda da geçerli. Zararlı hücreler bu hastalıklarda da demiri temel besin maddesi olarak kullanıyor. İşte kronik hastalık anemisinin oluşumunu ve patofizyolojisini kısaca böyle özetleyebiliriz.